Dekordan da anlamışsınızdır sanırım hangi skeç geldiğini. Size soruyorum. Evet. Hiç üniversitede ailesine yalan söyleyen oldu mu? Yani ben şunu okuyorum ama şunu okuyordum aslında diye. Aha. İnşaat mühendisini bırakmıştım, hala okuyorum dedim babama. Nasıl yakalandınız hocam sonra? Sonra okula geldi bir gün babam. Gelmiş. Aa. Okula görüşmüş. Ondan sonra geldi, biz konuşurken ben hala yalan söylemeye devam ettim. Dersler nasıl dedi. Dedim iyi. Çok iyiymiş hocam. Skecimiz tam da bununla alakalı. Evet. Erkek yurdu geliyor. Atakan ve Batuhan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ne okul ne evdeyim, bir garip fakültedeyim. Aptal mıyım, ben neyim, mezun olamıyorum. Aynı sınıf, aynı ders, bir türlü yapamıyorum. Allah'ım bu nasıl şey? Yok abi ya. Ben okumayacağım ha. Senin zaten okuma niyetin yok. Sabahtan akşama kadar gitar elinde tinger minger. Tinger minger mı? Evet, tinger minger. Şangır şungur, zarıl zurul. Ya senin gerçekten sanata hiç saygı göreceksin bak. Bir gün çok büyük bir sanatçı olacağım ben. Olacaksın. Ondan sonra Matilda, Matilda diye gezersin kulüplerde. Tövbe tövbe. Alo, ne yapıyorsunuz lan? Yurdumun başarısız insanları. Bize laf edene bak, sanki kendi uzaya çıktı. Oğlum benim bir kere bölümüm zor, bölümüm zor benim. Halı saha yöneticiliği. Evet. Geleceğin mesleği olma, asla bitmez daha halı saha yöneticiliği. Manyak mısın sen? Öyle bir şey, onu bunu bırakın oğlum. Parti var ha. Erasmus Partisi var. Apsi kipsi, apsi kipsi. Erasmus Parti! Erasmus Parti! Yapma şöyle şeyler. Ya abi gözünüzü seveyim. Yapmayın şöyle şeyler ya. Ya parti marti boş verin abi bu işleri. Şurada bizim okulu bitirmemiz lazım bir an evvel. Ayrıca kız mı var, parti yapalım ya? Bir parti mi dedi? Daha uyar. Tövbe bismillah, o ne duyuyor? Ablacığım sen kimsin? Yeni kat görevliniz Fendiye Sins. Fendiye Sins mi? Sins 1999. Kendi ses mi tozuzan? Yok, Allah razı olsun. Benim sevdam var. Öyle deme yakışıklı. Alede galeci var diye sütle mi atlayalım? Sami mi andıralım? Sami mi? Belki de Hami. Hami mi andıralım mi? Hayır, hayır. Yanlış yerde yükseliyorsun. Hilmi, Hilmi, hayır. Lütfen. Ablacığım, bir şey söyleyeceğim ya. Hadi bak, bizim işi. Sen başka katlardaki şeyleri temizlesen, odaları. Ya ne saçmalıyorsun ya? Sen bir sakin ol bakalım, mısır püskürü. Benim bu katta her yere girmeye iznim var. Sen adın ne? Benim adım Ahmet. Beğenmedim. Bundan sonra senin adın Canıt. Fendiye'ydin. Bir şeyler yaşamak için Canıt'ın. Çok komiyim ya. Aynı zamanda da çok seksiyim. Ha evet. Hadi ya. Ya. Ha yapma gözünü. Seksi değil miyim oğlum? Ya ablacığım ya. Üst düzey ya. Oy. Bekleyin beni. Parti için soyunup geliyorum. Yapma gözünü seveyim. Kapıyı kapat. Abi bu neydi ya? Biz ne yaşadık oğlum? Ben yemin ediyorum ilk defa bir erkek olarak kendimi kötü hissettim. Resmen tacize uğradık. Ya kadınlar bunu her gün yaşıyor işte. Anladın mı şimdi? Allah sonumuzu hayretsin. Siz dua edin, ben partiye onu çağırmadım oğlum. Rahatız. Partide yok ya, gelince kapıyı açmayız. Tamam. Açmayız oğlum. Partiye kimler var biliyor musun? Dansözler var. Dansöz. Lan bil, o hele dişleri. Ya oğlum her şey Karadeniz'le ilgili olmak zorunda değil ya. Ne? Lan bil ve
Valla diştiri ya, bil. Valla diştiri. Arkadaş, ya Baran. Ya Baran, gözünü seveyim ya. Kaç senedir okuyorsun kardeşim bak. Ya böyle partiyle martiyle bu iş bitecek gibi değil. Gözünü seveyim, yapma. Bu odayı da böyle şeye çevirme ya. Bizim ders çalışıp şu okulu bitirmemiz lazım artık ya. Hadi abi, ders çalışalım ya. Valla çok doğru söyledin ya. Hakikaten doğru söyledin. Evet. Bir el batak atarım, sonra çalışalım. Çok iyi fikir. Hadi, çok iyi fikir. Şu hale bak ya. Hiç kimse demiyor iki rekat namaz kılalım demiyor yani. Çok doğru söyledi ya. Valla. Bir el atalım, sonra kılalım. Haydi. Allah affetsin. Koz ne? Getir. Hadi getir. Hadi. Atalım, bir el atalım. Hadi. Şimdi dört ya. Dur. Şey gittim. Dur, tabura gittim. Dur, kalk. Ver altımı. Hadi. Hadi bak. Hadi at. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu sene de okulu bitiremezsem babam beni evlatlık verecek, söyleyeyim ben. Beni de sahaya gönderecek. Vallahi sizin durumunuz çok kötü oğlum. Benim gene iyi. Benim hiçbir şey yok. Babam var ya, haberi yok. Beni aradı. Meşgul ettim. Enayi beni okuyor sanıyor. Haydar amca. Oğlum Haydar deme. Tüylerim diken diken alıyor ya hayvan. Kankacığım öyle deme. Yani sonuçta senin babandır. Niye öyle diyorsun? Öyle ya değil ne mi? Babası ya? Koz ver. Acaba vermesen mi ya? Ya ver hayvan, ver hayvan. Hayvan. Yankı yapıyor lan. Hayvan! Hayvan! Buranın akustiği çok iyi ha. Vallahi akustiyon numara... Yankı yapıyor, evet. Yankı. Babo! Babo değil, enayi. Enayi. Yok. Sana tek bir soru soracağım. Sana tek bir soru soracağım. Sen burada kumar mı oynuyorsun lan? Emice bir dur, burası yurt. Yurt da su, cihan da su. Mustafa Kemal Atatürk. Beni can evimden vurdun, tamam. Dayak yok. Ama sana bir şey soracağım. Sen toplum içinde benden toplum içinde enayi diye mi bahsediyorsun oğlum? Yok Haydar amca, enayi demedi o. En iyi dedi, en iyi dedi. En iyi dedim, en iyi baba, benim babam dedim. Ya senin burada ne işin var baba? Seni bir de doğal ortamında görmek istedim. Sanki hayvanım, ne doğal ortamında göreceğim? Ya değil misin? Duyduğuma göre devamlı Erasmus partilerine gidiyormuşsun. Yok öyle şeyler. Biz ananla memlekette şey yapıyoruz, gururlu geziyoruz yani. Bizim oğlumuz tıp okuyor diye. Tıp mı? Tıp. Tıp okuyorum ya oğlum ben. Tıp okuyorum baba ben. Of ya. Dersler o kadar zor var ya baba. Başımı kaldıramıyorum desem. Ver. Evet vallahi. Böyle başımı kaldıramıyorum. Tamam. Ben oğlum iktisada giriş diyor. Tıp 1-2-3 veriyor orada. Haydar amca, gerçekten öyle. Baran sürekli ders çalışıyor. Biz dedik hadi oynayalım dedik. Zorla oynattık yani. Baba öyle partilerle falan hiç işi yok. Hiç yani yok baba ya. Ben zaten geri kalan arta zamanlarda da 6-7 vakit namaz kılıyorum. Öyle şeyler ya. 6-7? Geceleri teheccüd namazına kalkıyor. Seccadeler hep aşindi. Öyle namaz kılıyor yani. Oğlum düzleşti ya. Aferin. Ben bu çocuktan çok mutluyum. Evet. Sağ ol baba ya. Aferin. Vallahi Allah razı olsun çok ya. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. O zaman bir batak atalım madem 4 kişi olduk. Olabilir. Aa oğlum mümkün mü öyle bir şey? Babam benimle tavla oynamadı ya. Burada size batak mı oynayacağım? Oğlum ben seninle oynamadığım doğrudur. Bu bilmediğim anlamına gelmiyor ama. Ha oynayacak mısın? Az önce gördüm ilk elden asa attı. Ne demişler? Acemi'nin hası ilk elden atar, ası şaka bu. Tamam hadi, koz ver. Çal, koz ver. Geç, koz ver. Koz ver. Çizim. Baran mı? Niyetim o değil. Evet. Baban ağzımıza sıçtı. Aa, selam beyler. Tolga'ların orada Squid Game oynayacağız. Gelmek isteyen var mı? Yok Ertuğrul, biz kağıt oynuyoruz. Aa olsun ya, yine lazım olur, al. Bu ne, yuvarlak, üçgen, kare. Ya oynamayacağız diyorum ya. Oğlum, geometri hocasıyım ya. Lazım falan olur diye ararsın diye şey yaptım ya. Önden uyuyor sen. Beyler. Şişt, ne oluyor lan? Benim gözüm karardı ya. Ne oldu lan? Ne oluyor ya? Şişt, kendine geliyorum. Yemek yemedin mi oğlum sen? Yo, 36 saattir yemedim ya. Oyun oynayacağım diye ne hale düştüler ya. Ya yok lan yok. Burs parası yetmedi. O yüzden yemek yiyemedim kanka.
Şş, oğlum iyi misin lan? Lan oğlum adam gidiyor lan. Adamım şey oldu, doktor yok mu? Baran bir şey yap oğlum. Bir şey yap. Baba ben daha yeminimi etmedim Hipokrat yemini. Oğlum Hipokrat kimdir lan? Rabbine dua ne? Yapıştır. Evet, şu an et. Ha, vallahi doktorum. Hayırlı olsun. Hadi hemen tedavi. Ne yapalım? Ulan Ertuğrul geldi lan, Ertuğrul geldi. Ertuğrul geldi. Baran ne yapıyorsun abi? Adam öyle bayıldı sadece ya. Hani bir şeyler vardı ya, sen bize geçen gün anlatmıştın bu bir şeyler. Yön çevir ki tahta koyacağız çünkü böyle. Çevirdi ondan sonra şey yap. İlk kürek ol lazım da. Ayaklarını şöyle kapat. Kapat. Biri yanında dursun 68 derece. Tamam. Kıbleye doğru gömün El Fatiha. Kabul etsin. Lan oğlum biz sana adam tedavi ediyoruz. Sen adamı aldın gömdün. Tedavi Barancığım düzgün neydi o? Hipokrat tedavisi yok. Ya saçmalamayın. Ellerini kaldıracağız. Dik olacak böyle. Sırtını sıvazlayacağız. Bayılana destek olacağız. Hadi ayılır. Hadi yapar. Öyle bir şey değil o ya. Baran sen öğretmiştin ya kardeşim. Ayakları kaldır, kan dolaşımı hızlansın diye. Kafayı böyle 90 derece çeviriyorduk hani. Ayaklarını 90 derecelik fırına atın. Dolaştırın getirin. Tamam. Arkadaşlar açılın. Onun ilacı benim. Getirin. Beyler. İyiyim ya. Sıkıntı yok. Ben iyiyim ya. O ne ya? Ne oldu ya? Sen istersen refakatçin olabilirim. Ne dersin? Yok, Tolga'ların odasında refakatçiler. Ben kaçtım. Hadi eyvallah. Neymiş ya? Of ya. Of, çok zor bir ameliyattı ya. Çok zordu ya. Termiyol. Oh. Oh, nasıl yaptım ama? Gördün değil mi baba? Tıbbın geldiği son noktası. Evet. Gerçekten tıbbın ikinci belsisin. Yani yoksun. Bu arada taşamadık. Sen diye ben. Haydar benden. Öyle mi? Evet. Demek. Haydar. Haydar A. Haydar. İstanbul'dan beni kaçırıp aşırata karşı koruyan Yağız Güçlü Delikanlı. Sen sevdim. Ama ben... Bacım, siz çok yanlış anladınız. Yanlış anladınız. Bacım biraz değişik bir karakter. Ablacım, sevinçler baba. Başka katlara mı gitsen ablacım sen? Ablacım. Arkadaşlar saçmalama ya. Hadi parti başlamıyor mu? Bakın ben hazırım. Bacım lütfen yapmayın. Ne olursunuz yapmayın. Allah rızası için. Evet, lütfen. Bir şey söyleyeyim mi? Siz o dansözleri boşuna çağırdınız. Benim ateşim herkese yeterdi aslında. Ne dansözü? Ne ateşi ya? Anadolu ateşi. Anadolu ateşi. Çok iyi diyor. Teşekkürler. Sevgili Barancığım, bir şey soracağım. Bu konu hakkında diyeceğim bir şey var mı oğlum? Efendim bugün tıp bayramı. Tıp bayramı. Bugün tüm yurtta coşkuyla kutlandığından dolayı Baran da o yüzden biz Baran'a böyle doktor olacağı için bir sürpriz yapalım dedik. Minik sürpriz. Çok duygulandım ya. Evet. Tıp bayramı, bu hanımların hepsi de doktor. Evet. Ben de doktor değilim ama hasta çok.
Demek doktorsunuz. Branşları ne ya acaba hanımefendilerin? Broşları niye yok bunlar? Broşları, ha onu diyorsun. Bu hanımefendi ortopedi uzmanı. Ne? Ortopedi. Ben öyle bir bölüm bilmiyorum. Ortopedi uzmanı. Ortopedi bel kaymalarını engelleyen tedavileri var. Yap gözüne. Evet. Bunları böyle tedavi ediyor. Bu hanımefendi de kendisi diyetisyen. Gördüğünüz gibi çok zayıf, gayet yerinde. Evet. O hanımefendi de büyük ihtimal beyin cerrahı çünkü insan aklını başından mı alıyor? Olay helal olsun ya. Vallahi baba senin hiç ya. Lan sana var ya, yazıklar olsun sana ya. Bacılar bize bir müsaade eder misiniz? Ederiz sahibi. Aradın. Tamam mı? İstanbul'u gelin olacağım senin. Beni ara. Ablacığım hadi hay Allah ya. Enteresan bir karakter. Evet. Sen oğlum, sana var ya, gerçekten yazıklar olsun. Sen babana yalan söylüyorsun he Baran. Ya baba, yalan söyle. Topla her şeyini, gidiyoruz. Ne? Topla. Okul hayatı bitti. Ya baba. Gidiyoruz, ama, gidiyoruz. Yok, okul hayatı bitmedi. Yok, yok. Gidiyoruz. Şey yok. Topla her şeyini. Vallahi ya, baba. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Tamam, siz saraya başlayın. Ben biraz sonra geleceğim. Benim yerde bir işim var. Tamam, hadi. Bakma. Estağfurullah. Mahmut abi, hoş geldin Mahmut abi ya. Bu kimdir ya? Benim babam. Haydar ben, Mahmut Bey. Sizin burada ne işiniz var? Nasıl girdiniz ki buraya? Evet. Kardeşim, kapıya girdik, kapının önünde durduk. Adama dedim ki ben halay fakültesi öğrencisiyim. Kapı ağzına kadar açıldı. Halay fakültesi. Yalnız Mahmut abi, halay fakültesi yok ki. Bu çok mantıksız ya. Bak kardeşim, mantık seni A noktasından B noktasına. Hala ise her yere. Buraya gelmem. Şimdi söyle bakayım. Sen neye geldin buraya? Senin ne işi var burada? Okula sen de yeni mi başladın? Ne yaptın? Ben bu Haytan babasıyım da şöyle bana yalan söyledi. Tıp okuyorum dedi ama yalanmış. Her gün kızlarla alemde. Alemde malemde değilim ya. Sen sus. Abi be, iyi şey. Tamam, sus. Adı neydi? Benim mi? Ha. Haydar. Benimki de Mahmut. Memnun oldum. Şimdi kardeşim, sen hayatı da genç olmadın mı? Oldum. Hiç yalan söylemedin mi? Söyledim. Hiç dayak yemedin mi? Yedim. Dayak atmadın mı? Bazen. Benim kimin babasının pantolonundan para çalmadın mı? Çaldım. Bırak kardeşim, bunlar genç adam. Hayallerinle yaşasınlar. Duyguları hayallerine doğru yürüyorsa, bırak gençtir, hayallerini yaşasınlar değerli kardeşim. Gençlere yolun açık demek lazım. Yanlış mı? Bravo. Helal olsun Mahmut abi ya. Helal olsun ya. Millet de bizi destekli. Doğru. Vallahi doğru diyorsun. Sağ ol. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Beni çağırdı da buraya. Ben hiç hatırıma gelmişken söyleyeyim. Sen bu fakültede hangi bölümde okusun? Abi ben halı saha yöneticiliği okuyorum. Efendim? Halı saha yöneticiliği. Bu nasıl iş bile? Hayır, güzel değil mi? Halı saha yöneticiliği. Kofi mi şutti? Ne yaptı ya? Halı saha yöneticiliği ben daha ilk kez duydum. Önü çok açık abi ya. Öyle bir ders var mı? Öyle bir bölüm var mı? Yani varmış herhalde. Bunlar kendi aralarında öyle toplaşmışlar herhalde. Bilmiyoruz yani. Gece 12 gün falan. Sana katılıyorum. Gözüm zaten bunu tutmadı. Ben şimdi bölümünü değiştireceğim. Yok, sana bırakıyorum. Seni halay çekme ve çektirme bölümüne alacağım. Süper meslek. Abi ben iki tanesini aynı anda idare etsem olmaz mı? Çift ana da. Yok yok, sen hiç yarısını bile idare edemezsen herhalde dur. Sen deneyeceğim. Gözüm üzerinde olsun diye. Tamam. Hatta ilk dersi şimdi vereceğim. Sizleri de bu derste görüm, biraz destek olak. Ben de yardımcı olsun diye cebimde halay mendili taşıyam. Mendilleri görürsen. Haydar abi, bir tanesini de siyah hediye edeyim. Çok teşekkür ederim. Tamam mı? Bir tanesini de ben alacağım. Şimdi önceden hazırladığımız sesi de söyleyeyim. Gelsin, ben size sürpriz yapmıştım ama babayıza da sürpriz olsun. Gelsin bakalım ses.
Çok sarı git diyenler. Zil diyenler. Mahmut Tuncay diyenler. Bravo, bravo. Hocam hoş geldiniz. Mahmut abi. Çok teşekkür ederim abi. Mahmut abicim şeref verdin. Çok teşekkür ederiz. Renk kattın, zahmet ettin, geldin. Ne demek? Biz eskiden beri. 100. bölümde bizi yüzsüz bırakmadığınız için biz teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir şey. Sizlerle beraber olmak. Mahmut abi burada kaç yaşındasın? Aynı yaştayız. Bakayım kilonu mu lan? Hayır hocam burada biraz yok, torpil abi geçmiş. Mendile basacak diye bittik en iyi çıktığın fotoğrafı koymuşsun. Yok Mahmut abi hep böyledir ya. Abi ben nüfus kağıdıyla ilgili yaşamıyorum hiç. Yani nüfus kağıttaki rakamlar beni ilgilendirmiyor. Benim içimdeki hiç rakam ilgilendiriyor. Ama uyandım sabah ileden beri hastasıyız. Sağ ol var ol abi. Hayatımıza kattığın şeyler için çok teşekkür ederiz. Sağ ol var ol. Bu sana bir saz hediye etmiştik. O ne oldu? Duruyor. Vallahi evde Mahmut. Bu ne anlar sazı bana hediye edeceğim. Bu ne anlar sazdan? Bakıyorum hocam, bu saza bakıyorum Mahmut Tuncer yazıyor üstünde, hediye tamam, getirdi. Onu sen bana getir, sen bana ben çalarım. Bir program yapmıştı ya bir kanalda. He. Evet. Bu da benim gibi cimri herhalde getiren hediyesini koyuyorlar. Biz de o hediye şey. Onları söylüyorum. Evde duruyor. Şimdi mendili de koyacağım yanına. İkisini satacağım ben Mahmut abi. Üstüne de keriz yaz. Mahmut Tuncer! Çok teşekkür ediyoruz kendisine, sağ olun. Ekip de hani skecide konuşmayız belki deyip Mahmut Tuncer'in arkasından gitmeye çalışıyor. Bence bir kere Ayşegül'e bir alkış. Helal olsun. Çok güzel bir Ferişta Giller'den yeni bir arkadaş bu. Çok ama şu an hala rolde hocam ya bayağı... Bir daha yap bakayım o balık hareketini ya. Aferin çocuklar, güzel skeçti. Güzeldi, çok da iyi bir konuk ağırlamasıydı. Mahmut abimize tekrar teşekkür ediyoruz, aferin. Evet, siz ne diyorsunuz hocam, zil mi? Seyircimiz tartışmasız zil dedi. Ya Ayşegül ve Batuhan zili çalıyor. Çok güzel hareketler, şahane bir şekilde devam ediyor sevgili izleyenler.